Doğrusu konuşmanın çok fazla aslında yeri olmayan bir makamdayız şu an. Müslümanların, hatta bütün insanların, vicdanı olan bütün insanların konuşması değil, esasen yapması gerekenlerle ilgili uğraşması gereken bir süreçteyiz. Zira Filistin'de bu kadar vahşi bir şekilde bütün dünya ülkelerinin neredeyse toplanıp da çocuklarını, bebeklerine kadar kardeşlerimizi katlettikleri, evlerin başlarına yıktırdıkları, onları susuz, aç, elektriksiz, yakıtsız, bütün her şeyden mahrum bıraktıkları bir süreçte tabii ki hepimize düşen çok büyük görevler vardır. Bu açıktır. Doğrusu bunu konuşmaya bile gerek yoktur. Esasen bu meseleyi bilmek için herhangi bir İslami bilgisi, fıkhi bilgisi, şeriat, İslam şeriatı ile alakalı bilgisi olmasına da bile gerek yoktur insanın. Sadece vicdan olması yeterlidir. Ki elhamdülillah normal koşullarda bütün Müslümanlar da ve vicdan sahibi bütün gayrimüslimlerde de bu husus mevcuttur. Bu anlamda açıkça gerek bizzat Kur'an-ı Kerim'de ki ayetlerde, gerek bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde açıkça Müslümanların yardıma ihtiyaç duydukları vakitte yardımlarına koşmanın vacip olduğu geçer. وَاِنْ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصِرِ Din konusunda sizden yardım isterlerse sizin onlara yardım etmeniz vaciptir diye ayette geçer. Bırakın artık diğer hadisleri, ayetleri çok açıktır. O münasebetle din konusunda sırf dinden ötürü başlarına bir şey geliyorsa o Müslümanların yardımına koşmak vaciptir. Farzdır, gereklidir. Herkes elinden gelen bütün gayreti göstermekle mükelleftir. Elinden gelmiyorsa elinden gelmesi için hazırlık yapmak, gayret göstermek, bir şeyler yapmak zorundadır. Hamdolsun sadece Müslümanlar değil, dünyanın her tarafından insanların ayakta olduğunu görüyoruz. Duramadıklarını, vicdanları sebebiyle dışarı çıktıklarını görüyoruz. Sanırım son birkaç senedir ve on yıllardır belki daha fazladır, Batı başkentleri dahil, en önemli yerleri dahil, bütün İslam toplumuyla beraber insanların aynı şey için toplandıklarına uzun zamandır şahit olmamış bu dünya. Düşünün, Amerika'nın başkentinden tutun Kanada'nın, zaten Latin ülkelerinin, Avrupa'nın önemli başkentlerine kadar her tarafa, doğuda işte Hindistan'a zaten ve Malezya, Endonezya'ya kadar, her tarafta Avusturya'ya kadar Müslümanlar ve gayrimüslimler hepsi ayakta. Beklenmedik şekliyle, Amerika ve Batı'nın istemediği şekliyle insanlar yasaklamalarına rağmen dışarı çıkıyor, bunu yapıyor. Böyle bir durumda tabii ki biz Müslümanların gerek maddi anlamda destek vermesi, mali hususu, gerekse de işlemesi, ne yapmak gerekiyorsa hepsini yapmasıyla ilgili az çok birileri bir şeyler yapıyor. Ama kesinlikle asıl gücü elinde bulunduranların bunu yapması vaciptir. Bu ordular niçin oluşturuldu? Bir Müslüman devlette ordu niçin vardır? İnsanları, Müslümanları muhafaza etmek için. O Müslümanları muhafaza etmek için kurulan ordunun idarecisi, komutanı veya başkanı, başbakanı kimse, bunları düşmanı def etmekle ilgili yeteri kadar gücü olmayan Müslümanları muhafaza etmek için göndermekle mükelleftir. Bu şeriatta açıktır. Herhangi bir beldede, Müslüman beldede, Müslümanlar kendilerini dinleri sebebiyle sırf Müslümandırlar diye hücuma uğratan, öldürmeye gelenleri kendi başlarına def edemiyorlarsa, o Müslümanlara başta etraftaki devletler öncelikli olmak üzere bütün Müslümanların yardım etmesi farz-ı aynıdır. Bir zorunluluktur. Bu tartışması bile gerek olmayan meseledir. Kaldı ki burada mesele sadece kendi topraklarından düşmanları def etmek meselesi değil, mukaddesatımız olan Mescid-i Aksa'yı hepimizin adına korumakla mükellef olan bir halktan ve o halkın örgütlemiş olduğu Müslüman İslami hareketlerden, diriliş yapılarından bahsediyoruz, mücahitlerden bahsediyoruz. O münasebetle buna göre Türkiye, İran, bilmem hangi ülke dahil herkesin ordusunun yöneticileri tarafından yönlendirilmesi farzdır. Bu bir zorunluluktur. Bunu yapmayan açıkça günahkardır. Açıkça Allah'a karşı mükellef olmuş olur. Günahkar derken de basit bir günah değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerde saymış olduğu büyük günahlar içerisinde en önde sıraladıklarından bir tanesi, Müslümanların yoğun bir şekilde sıkıntıyla karşı karşıya kaldığı savaş günlerinde Müslümanlara sırtını dönüp gitmektir diye söyler. Bu açıkça en büyük kebair dediğimiz günahlardan bir tanesidir. Eğer gücü olan, ki gücü var, ordusu olan Müslüman ülkelerin yöneticileri bunu yapmıyorlarsa çok büyük bir günah işliyorlar, kebairi işliyorlar demektir. Ve her an katlanarak devam ediyordur. Tevbe ederek giderlerse bilmem, Allah bilir. Ama tevbe etmeden giderlerse
akıbetleri imanlara da tehlikeye girer. Bir de tevbeyi nasip edip etmeyeceğini insan bilmez. Ölüm bir anda gelir. Uykudayken gelir, su içerken gelir, şey gelir. Zaten bir süre sonra tevbe ederim diye düşünüyorsa yöneticiler, tevbe edemezsin. İşte neyim var, gücüm var. Ben bunu ancak kendim için kullanabiliyorum yaklaşımına sahip olamaz. Yok, kesinlikle. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Bu gücü kullanmakla mükelleftir. Bunu Allah Teala ona bugün de kullansın diye vermiştir. Kullanmazsa şer'an mesuldür. Hem dünyada hem ahirette ve iman tehlikeye girer. Bu çok tehlikeli bir husustur. Diğer taraftan şeye baktığınızda niçin harekete geçmediğini şey yapıyorsunuz, soruşturuyorsunuz. Diyorlar ki işte bize mi kalmış sadece? Başkası da girsin. Böyle bir husus yok. Farz-ı ayn'dır. Başka insanlar yapmaması, günahkar olması husus sizi bağlamaz. Onlar günahkar oluyor diye siz de günahkar mı olacaksınız? Başkaları yapmıyor diye biz mi günahkar olalım? Niye namazda bunu söylemiyorsunuz? Niye oruçla ilgili bunu söylemiyorsunuz? Bu da cihattır. Müslümana el atmak zorundasınız. Bir defa bu. İki, diğer cihetten gücümüz yeteri kadar yok. Nasıl yok? İşte düşmanlar Amerika bu işin arkasında bizim gücümüz yetmiyor diye söylüyorlar. Bir avuç Müslüman bütün Amerika'sı, Avrupa'sı, İsrail'i bilmem nesinin hepsinin rezil edecek kadar büyük bir güce sahip oluyor da siz güya koskoca ordularsınız. Neye gücünüz yetmediğini düşünüyorsunuz? Bu kadar mı sıkılaştınız ya? Bir de neyi bekliyorsunuz? Ekonomisi kötü olacakmış. Ya bırakın o ekonomiyi ya. Biz Müslüman halklar, özellikle Türkiye halkından bahsediyorum. Ben de bir ferdi bulundum Türkiye halkı. Sizin o savaşta güya tarafsız durma, tırnak içerisinde durmanızdan ötürü gelebilecek ve kaybedilecek lokmalara ihtiyacımız yoktur. O lokmaları alın, siz yiyin. Başkası yesin. Biz aç kalmaya hazırız. Evsiz kalmaya hazırız. Başka ülkeden bize boykot uygulamasına hazırız. Bizi gelip yerimizde vurmasına da hazırız. Yeter ki Allah'a karşı mükellefiyetimizi yerine getirelim ve ciddi olalım, samimi olalım. Biz cihattan uzak kalmaktan ötürü izzetimizi de kaybetmekle karşı karşıyayız. Çok açık söylüyorum. Ciddi olan, bu işe el atan, destek veren kişi ve devlet veya yapı ömrü boyunca tarihe Salahaddin gibi belki neredeyse girebilecek bir şeref kazanabilir. Ama kim de geri durursa Allah muhafaza tarihin kara ve kötü şeylerine girer ki umudumuz gerek halklarla ilgili gerek yöneticilerle ilgili budur. Şunu da bilsinler ki onlar ne yapmazsa yapsınlar biz kendimizi onlara göre bağlı tutmayacağız. Allah'a karşı mükellefiyetimizi eninde sonunda yerine getirmeye çalışacağız inşallah.